Ayvalık Sarımsaklı plajındayım. Kıyıdan yaklaşık uzaklığım 500 metre. Aşağıda görmüş olduğunuz bu bitki örtüsü tropikal ormanlardan daha çok organik canlı üretmektedir. Daha yakından bakmak için aşağıya iniyorum. Deniz şehirleri balıklar için hayati önem taşımaktadır. Yumurtalarını bıraktıkları bir yer yaşam alanlarıdır aynı zamanda. Bu meraklı gözlerle beni seyreden balık ise bir papaz balığı yavrusu. Hemen hemen tüm denizlerimizde görülmekte olan bu papaz balıkları yenmeyen bir balık türüdür. Eğer bir denizde deniz şehri görüyorsanız o su tertemiz demektir. Tıpkı benim yaptığım gibi gönül rahatlığıyla yüzebilirsiniz. Yavaş yavaş ilerliyorum. Karşıma gri renkli gümüş balığı sürüsü ve papaz balıkları sürüsü çıkıyor. Papaz balıkları denize yansıyan gün ışıklarının altında adeta dans ediyorlar. Burada olmayı seviyorum. Şimdi sizlere suyun altında balıktan daha çok görmeye alışkın olduğum bir şeyi göstereceğim. Evet, bir kola kutusu. Lütfen çöplerinizi çöpe attığınızdan emin olun. Karşıma ufak bir karagöz sürüsü çıkıyor. Karagöz balıkları Ege Denizi'nde en çok görmeye alışkın olduğumuz bir balık türüdür. Gayet lezzetli olan, inanılmaz güzel bir balıktır. Farklı balık türleri var mı diye kaya altlarına bakıyorum. Karşıma minik bir kefal sürüsü çıkıyor. Kaya üzerindeki yosunlardan besleniyorlar. Genellikle yosunlu alanlarda karşıma çıkan sarpa balıkları. Ama bu seferki şu ana kadar görmüş olduğum en büyük sarpa sürüsü. Onları bu kadar kalabalık halde görmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Sarpa balıkları deniz yosunlarıyla beslenen bir balık türüdür. Sarpa balığı yiyenler genelde yosun koktuğunu söylerler. Sarımsaklıyı hiç bilmeyen tanıdıklarım bana denizin nasıl olduğunu soruyor. Onlara dünyanın en güzel denizi olduğunu söylüyorum. Sizce haksız mıyım? Size kendimi suyun altında uzayın derinliklerinde ilerliyormuş gibi hissediyorum desem komik gelir değil mi? Bence de. Bakın, gülüyorum. Biraz ileride gümüş balığı sürüsüne denk geliyorum. Karşıma daha önce hiç görmediğim bir deniz salyangoz türü çıkıyor.
Primare Picta.